Spor 360'da herkese mutlu günler değerli izleyenler. Bugün handbolu konuşacağız. Beşiktaş Mogaz antrenörü Sayın Müfit Arın bizlerle birlikte. Beşiktaş Mogaz takımı 11. üst üste 11. şampiyonluğunu kazandı. Toplamda 15. şampiyonluğu kazandı ve bugün Beşiktaş Mogaz'ı konuşacağız. İlk bölümde, ikinci bölümde de bir telefon bağlantımız olacak. Sayın İlker Şentürk de milli takımımızı değerlendirecek. Onu da ifade ederim. Sizler de handbol dair soru, görüş ve yorumlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Bunu da ifade ederim değerli izleyenler. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Bir kez daha hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Üst üste 11. kez bu şampiyonluğu kazanmak kolay değildir diye tahmin ediyorum. Toplamda 15. kez handball'da Beşiktaş Mogaz zirvede yer aldı. Evet. Tabii sezonun bitimine de 6 hafta kala aslında Beşiktaş Mogaz şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Onu da ifade edelim. Beşiktaş Mogaz deplasmanda Nilüfer'i mağlup edip Selka Eskişehir'de Adıyaman'a mağlup olunca Beşiktaş Mogaz şampiyonluğunu ilan etmiş oldum. Hocam dilerseniz sezonu şöyle bir değerlendirelim. Evet. Çünkü bu başarıyı kazanmak kolay değil diye tahmin ediyorum. Nasıl bir sezon geride kaldı? Gerçi devam ediyor şu anda ama sizin şampiyonluğunuzu nasıl yorumlarsınız? Şimdi şöyle, sezona başladığımız vakit gerçekten bu işe yatırım yapan bir Eskişehir Selka, bu işe yatırım yapan bir Batman Belediyesi, Antalya Spor, Göztepe, Adıyaman gerçekten Handball Ligi'nin yatırım yapan, bu seneki marka değeri yüksek olan takımlardı. Keza diğer takımlarımızı bir şey yapmak istemiyorum ama olaylara bakışları, ekonomisi biraz daha farklıydı. Sezon başlangıcıyla başlayan bir maç temposunda sonuçta Beşiktaş olarak hep şampiyonluk hedefimizdi, birinci olmak hedefimizdi. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı tabii sezon başında yaptık ve bu şeylerden sonra, çalışmalardan sonra sezon başlıyor tabii ki. Ve bu takımların da gerçekten şey olduğu vakit, ilk yarıya baktığımız vakit gerçekten bu takımlarla kafa kafaya oynayan ve bu takımlarda Beşiktaş'la kafa kafaya oynayan takımlardı. Güzel bir ilk yarı geçti. Özellikle Batman'la oynadığımız, Selka ile oynadığımız maçlar handball kalitesi, handball seyredim açısından gerçekten ve yüksek maçlardı. Tribün kalitesi de iyiydi. Tribün kalitesi tabii ki. Yani maalesef ki basınımızda bunlar şey olmuyor ama bir Eskişehir'de 3000 kişi oynuyorsunuz, bir Batman. 2-3 bin kişi oynuyorsunuz yani. Zaten Beşiktaş'ın kendi evinde Süleyman Seba'da tabii ki, her iyi zaman bir taraftar kitlesi var. Taraftar grubumuz var bizi takip eden. İlk yarıda baktığımız vakit 2 ya da 3 puanlık bir avarajla önde bitirdik ilk yarıyı. İkinci yarıda maalesef ki takımlardaki başarı kriterleri çok farklı. Biz başarıya süreklilik, devamlılık olmak, orada olmak bakımından bakıyoruz. Ama genelde Türkiye'de bakış tarzı birinci olmak. Bizim bu puan avantajımız rakiplerimizde maalesef ki bir küçülmeye gitti. Türk ekonomisiyle beraber rakiplerin puan oyuncu daralmaları, kadrolarında azalmalar yani meydana geldi. Yani şunu düşündüler, biz Beşiktaş'ı yakalayamayacağız mı dediler. Bazen bunu da düşünebiliyorsunuz ama sonuçta bu bir süreçtir. Süreç bir yıllık bir süreç değildir. Dediğim gibi var olmaktır. Bu var olma içerisinde istikrarı yakalamak ve istikrardan sonra da belli başarıları elde etmektir. Ki biz bu şekilde bir hedef koymuştuk. Velhasılkem sizin dediğiniz gibi son 6 haftaya kadar yine bu rakiplerle bütün ciddiyetimizden uzaklaşmadan Beşiktaş bakış açısından maçlara bakarak her maçı ayrı konsantrasyon içerisinde oynadık. Ve rakiplerimizin de puan kaybetmesiyle maalesef ki 6 hafta evvelinden, maalesef demeyeyim ki 6 hafta evvelinden bir şampiyonluk ilan etmiş olduk. İşte son maçımızda biz Bursa'nın Nilüfer'e deplasmanda yendik. Selka Spor'un da Adıyaman'da puan kaybetmesiyle beraber bir şampiyonluk geldi. Geçen yıl 3 hafta kala şampiyon olmuştu Beşiktaş Mogaz. Bu yıl 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. O da çok önemli aslında 6 hafta kala. Şunu da merak ediyorum tabii. Bir yanda sizin emeğiniz var, çalışma azminiz var, 15. şampiyonluğun gelme isteği var. Diğer yandan da acaba ligin kalitesi biraz zayıf mı diye de soruluyor. Nasıl şimdi demin de söylediğim gibi biz buralara gelmemiz, 2003 Beşiktaş Handball takımımız zaten 76'dan beri, deplasman federasyon kurulundan beri handball içerisinde bir takım. Bir ekol aynı zamanda. Ekol aynı Beşiktaş zamanda, yani lokomotifti. Evet. Ama belli bir süreçten sonra bu başarı başarıya odaklanmaya başladık. Bu başarı nedir? Sürekliliktir, zirvelerde yer almaktır. İstikrar. Avrupa kupalarında Beşiktaş'ı en iyi şekilde, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmektir. Bizim için uç noktalarda olan Şampiyonlar Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayabilmekti. Ve dünyanın en iyi takımlarını buraya getirebilmek, en iyi oyuncularıyla oynayabilmek, en iyi antrenörleriyle, en iyi teknik ekipleriyle karşılaşabilmek, rakip sahada 10 bin kişiye, 15 bin kişiye, 8 bin kişiye oynamak ve bu hedefler doğrultusunda bir kurulmuş bir takımdık. Ha neydi? Bir süreç içerisinde bu başarılar gelmeye başladı. Yani biz hedefimize bir yıl, iki yıl içerisinde bakmadık.
süreç içerisinde baktık ve bu süreç içerisinde çalışmaların doğrultusunda Beşiktaş Handball takımı buralara geldi. İşte söylediğiniz şampiyonluklar, Avrupa kupalarındaki mücadeleler bir istikrardı. Bu istikrarı kurmak, sürekliliği yakalamak üzerine bir takım kurmuştuk. Tahmin ediyorum bunu da başardık. Rakiplerimizden de istediğimiz, tabii ki biz bu ligin kaliteli olması, bu ligin kalitesinin artmasıyla beraber zaten sizin Avrupa kupalarındaki oynayacağınız maçların başarısı, seviyesi çok daha farklı yerlere gelecek. Çünkü gelen oyuncunun kalitesi çok farklı olacak. Oynadığınız maçların kalitesi çok farklı olacak. Ki bu sene yine demin de söylediğim gibi 5 ya da 6 tane takım gerçekten çok iyi yatırım yaptı. Çok iyi maçlar oynadı. Antalya, Göztepe, tabii ki bizim 15 yılın ya da Handball Ligi'nde var olmanın getirdiği devamlılık, istikrar, sonuçta tecrübe. Tabii ki tecrübe, deneyim, uluslararası deneyim özellikle bizi bu yerlere getirdi. Ama ben hiçbir rakibimizin bir yıl, bu yıl olamadık şey değil. Yani bu işi kısa sürede değil de uzun vade bakarak, uzun vade planlayarak, uzun vade isteyerek bir şeyleri başarmasını isterim. Ama bir yıl takım kurup, iki yıl takım kurup, 7-8 transferle, yeni transferlerle işte birkaç oyuncu bu işi değiştireceksek zaten bu işin esprisi olmaz. Bu işin esprisi demin de söylediğiniz bir istikrardır, sürekliliktir. Hocam motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz? Her yıl şampiyonluk, hani ya, tatmin olma konusunda da aslında ben merak ediyorum çünkü çok kolay değildir. Asıl zorluk bence mental problem. Motivasyon hem oyuncu motivasyonu hem de sizin motivasyonunuzu merak ediyorum. Şöyle, birincisi bu oyundan keyif alıyoruz takım olarak. Keyif alan oyuncuları buraya getiriyoruz. Kendi yapımıza uygun olan oyuncuları buraya getiriyoruz. Bu oyuncuları bir araya getirip hedefimiz nedir diyoruz? Hedefimiz Türkiye Ligi'nde aynı istikrarı koruyan, motivasyonunu bozmadan, her sene şampiyonluğu isteyen, şampiyonluktan yorulmayan, hep bir üstünü isteyen bir Beşiktaş vardı. Neydi bunun bir üstü? Avrupa kupalarında başarıyla mücadele eden bir Beşiktaş'tı. Evet, onu da yaptık. Bunun arasında hemen size söyleyeyim. Tabii ki Beşiktaş Handball Takımı Avrupa kupalarında neler yapıyor diye. Beşiktaş Avrupa Challenge Kupası'nda Avrupa üçüncüsü oldu. EHF Kupası'nda iki kere son 6 takım arasına kaldı. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde 5 sezondur, 6 sezondur Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Ve iki kez de grup üçüncülüğü var. Evet, kıl payı kaçan bir üst turlar var. Ve bunları başaran gerçekten Türkiye şartlarına baktığınız vakit bütçesi iyi ama Avrupa şartlarına baktığınız vakitte mütevazi bir bütçeyle başarıyla mücadele eden bir Beşiktaş Handball takımı var. Şimdi o soruyu da soracaktım. Beşiktaş Magazin Avrupa performansı diye. Tabii ki ligde o istikrarı sağlayan bir kulüp, bir ekol kulüp aynı zamanda Beşiktaş Magaz. Avrupa'da tabii başarı da isteniyor, bekleniyor ama bu başarının arkasında yatan birçok unsur da var. Onlardan oyuncu kalitesi var, bütçe konuları var, bir kültür durumu evet, var. Evet. Beşiktaş Magaz'ın bu yılki Avrupa kariyerine baktığımız zaman, karnesine baktığımız zaman nasıl bir karne olduğu onu da size sormak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz yıllarda birçok başarısı da var. Az önce siz ifade ettiniz. Bu yıl özelinde nasıl bir ilerleme kaydedildi ve Avrupa ile Türkiye arasında makas ne kadar açık? Şimdi şöyle. Birincisi ekonomik makas çok farklı. Maalesef farklı. Evet. İkincisi tesisler. Maalesef ki biz Beşiktaş Handball takımı Şampiyonlar Ligi maçlarımızı İzmit Şehit Recep Tupaloğlu Spor evet. Salonu'nda oynuyoruz. Yani her maçımızı deplasman gibi oynuyoruz. Yani Süleyman Seba'da oynamıyor. İkincisi, üçüncüsü spor kültürü. Siz Avrupa'da hangi sporu seyrederseniz seyredin, salon ne kadarsa o salon mutlaka oraya izlenme için gelen binlerce taraftarıyla beraber oradadır. Bunları bir araya getirmek lazım. Motivasyonumuz nasıl? Sporcularımızla konuştuğumuz vakit Avrupa kupalarında daha da başarılı olmak istiyoruz ama sonuçta bir maç oynuyorsunuz, bir oyun sergiliyorsunuz ve bu sergilediğiniz oyunun binlerce insan tarafından izlenmesini ve takdir edilmesini istiyorsunuz. Evet, hatta yayınlanmasını istiyorsunuz. Yayınlanmasını istiyorsunuz. Şimdi baktığınız vakit Avrupa'daki maçlarımızda çok daha başarılı olan ama içerideki maçlarda başarı şeyi biraz daha kriteri düşen bir Beşiktaş var. Bu başarı kriteri düşerken de hani normal farklarla yenilen bir Beşiktaş değil. 4 sayı, 3 sayı, 5 sayı. Avrupa'da neden daha başarılı oynayan bir Beşiktaş var? Bir, gerçekten atmosfer mükemmel. Seyirci atmosferi, size yaratılan ofisyonel basın, her şey çok farklı. Burada sporcumla konuştuğum vakit, özellikle yabancı sporcumla, kendi sporcumla konuştuğum vakit, hocam geliyoruz, sahaya çıkıyorum diye, ısınmaya başladığım vakit, şöyle türbine baktığım vakit diye, 300-500 kişi girince diyor, 5000 kişilik salonda. Maalesef ki diyor, motivasyonum daha oyunun ısınma esnasında kırılıyordu. İşte biz bunları anlatıyoruz. Bakın bizim görevimiz seyirci de olmasa başarı. Çünkü Türkiye'de her şey başarı endeksi. Yani birinci endeksi. Hep yenmek endeksi. Halbuki bizim bakış tarzımızda bir süreklilik, iki iyi mücadele edebilmek, ezilmeden mücadele edebilmek. Arkadaşlar diyoruz. Bu
bizim buradaki başarımız, buradaki seyirci potansiyelimizi çok etkileyecek. Maalesef ki Türkiye'de başarı böyle değerlendiriliyor. Sahaya çıkacağız, en iyi şekilde mütevazı. Ama ne yaparsanız yapın, kafasının bir köşesinde 5000 kişilik salonda 500 kişiyi oynarsanız maalesef ki o çizgiyi, o istikrarı yakalamanız bir yerde zorlaşıyor. Ama Avrupa'daki maçlarda çok daha farklı bir Beşiktaş ortaya çıkıyor. Burada tabii ki haksızlık etmeyelim. Sadece bu durum handbolda yaşanmıyor. Futbolda da, basketbolda da tribünlerin az olması gerek oyuncu tarafından, gerek antrenörler tarafından istenmiyor. O oyuncu konsantrasyonunu sağlayamadığını bugün Obradoviç de söylüyor açıkçası. Ki, ve basketbolda binlerce taraftar olan bir kitle. Ki Avrupa'nın en iyi, dünyanın en iyi oyuncularına sahip bir kadro. Böyle bir şeyden hayıflanabiliyorsa demek ki bir doğru söylem var burada. O burada işte bizim de handball adına söylediklerimizde. Artı ligin kalitesi, lige gelen yabancı Türk oyuncunun kalitesi çok önemli. Bu kalitenin mutlaka yükseltilmesi lazım. Onu da soracaktım çünkü sezon başında yabancı kuralı değişti Handball Süper Ligi'nde. 8 yabancı oyuncuyla anlaşma yapılabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda bu sayı çok daha fazlaydı. Bu durumu nasıl yorumlarsınız? Şimdi benim bakış tarzına baktığınız vakit şöyle, kaliteli oyuncu her zaman bu ligde olsun ama kaliteli. Kalite çok önemli. Mutlaka size bir şeyler verecektir, size bir şeyler öğretecektir, sizin gelişiminize bir şeyler öğretecektir. Ki sizin de kadronuzda böyle oyuncular var. Kültürünü öğretecektir. Mesela bu neyi öğretti bize? Lafı açıyor istersen orada şey yapalım. Mesela Şampiyonlar Ligi ile ilgili şeyler soruyordun. Sporcum profesyonel yaşamayı öğrendi, profesyonel olmayı öğrendi. Nedir bu profesyonel yaşam? Eskiden sezonu bitirdiğimiz vakit sporcu tamamen sezonu kapar. Sezonun başına 1,5 aylık bir dönem içerisinde herhangi bir çalışma yapmadan direkt hazırlık dönemi çalışmalara gelirsiniz. Yani kendisini tekrar hazırlamak için 1,5 aylık bir sürece ihtiyacınız vardı. Şimdi sporcu hazırlanarak geliyor. İkincisi Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum diyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceksem diyor. Buradaki rakipleri ezilmemem için diyor. Mutlaka bu atletizm ve fitness çalışmalarını, ağırlık çalışmalarını yapmam lazım. Rakiplerimi izlemem, rakiplerimi değerlendirmem lazım. Karşımdaki oyuncunun savunmada ne yaptığı, hücumda ne yaptığı. Bunların gözlemlerini yapmaya başladı. Beslenmesine dikkat etmeye başladı. Uykusuna dikkat etmeye başladı. Bunu öğrenmeye başladık. İşte Türk sporunda özellikle Türk sporcularında bunları öğrenmesi ve bunları hayata geçirmesi gerekir diye düşünüyorum. Artı devletin spor politikasında da mutlaka bakış tarzını biraz daha farklılaştırması gerektiğini düşünüyorum. Az önce kendi sahamızda oynayamıyoruz Avrupa'da dedi Sayın Arın. Şöyle bir konu da var. Kendi sahasında Beşiktaş Mogas 113 maçta yenilmiyor hocam. Evet. Bu da çok ciddi bir rakam. 113 maç... Evet, baktığınız vakit şöyle bir şey, bir hedef koyup ben bunu başaracağım dediğiniz vakit hakikaten sizi zorlayacak, strese sokacak, akabinde hataları getirebilecek şey ama biz şöyle bir hedef koyduk. Yani başarılı bir Beşiktaş, nasıl başarılı? Sonuna kadar mücadele eden, sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan, önümüzdeki yılda, ondan sonraki yılda, biz ya da bizden sonraki yani mutlaka bu başarıyı taşıyabilecek bir camia yarattık, bir Beşiktaş handball yarattık. Bunun sonucunda da işte bu çalışmaların sonucunda baktığınız vakit, yani rakamlar bana sonradan geliyor. Yani biz bu rakamların peşinde koşmuyoruz. İşte ama bu rakamlar da aynı zamanda motivasyon kaynağı. Tabii belli bir süre sonra istemezden maça çıkarken menajerim bazen geliyor diyor. Hocam şu kadar maç oluşu oldu. O zaman daha bir farklı bakmaya başlıyorsunuz. Daha bir geriliyorsunuz. Maçın konsantrasyonunuz daha bir farklılaşmaya başlıyor. Çünkü bizim için her maç aynı ciddiyette. Ama üzerine bir de bunları koyduğunuz vakit sizin olaya bakışınızı çok daha farklılaştırıyor. Hocam yabancı oyuncuların Türkiye'ye ve ligiye bakışı nasıl? Şimdi şöyle, Türkiye'deki yabancıların baktığınız vakit kaliteli yabancıların bütün hepsinin idealleri Beşiktaş handbol takımında oynamak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi bir vitrin. Bu vitrinin içerisinde olmak. Çünkü buraları bir pazar. Bu pazardan da bir yerlere atlamak. Baktığımız vakit işte biraz sonra yine de konuşacağız. İşte bizim takımımızda oynamasa da Doğru'nun yurt dışına transfer olması. Bizdeki geçen 2-3 sene evvelki en iyi gencin Avrupa şampiyonu olmuş takıma transfer olması. Yine bizdeki bazı oyuncuların Alman ligine transfer olması. Onlar için Beşiktaş'ın özellikle Türk Handball Ligi'nde farklı olduğunu söylüyorlar. Beşiktaş'ın çünkü kurumsal olarak da olaylara bakışı, sağlık, seyahatler, ekonomik olarak diğer kulüplere göre çok farklıyız. Yani diğer kulüplerin de bizim modeli alması ve bu model üzerinden hareket etmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii bu konuda handball'un ülkemizdeki çok bilinen isimler de var ama sanki hocam handball biraz daha geride kalmış gibi görünüyor. Bunun nedeni acaba ligde Beşiktaş'ın karşısında bir derbi takım olmaması da eklenebilir mi? Ya da söylenebilir mi? Mesela son 3 seneye, 4 seneye bakarsak bir Eskişehir Selika'nın
ortaya çıkması, bir Batman'ın ortaya çıkması, Göztepe handball takımının ortaya çıkması, Antalya Spor'un ortaya çıkması ve bunlarla hakikaten baktığımız vakit, skor baktığımız vakit, maçtan şeylerine baktığımız vakit çok farklı skorlar değil. Yani 4 sayı, 5 sayı, 3 sayı ile biten maçlar. Demek ki rakiplerimiz de iyi. Ama rakiplerimizde şu var. Bir an önce olsun, hemen olsun, hemen başaralım, hemen Beşiktaş'ı yenelim, hemen şampiyon olalım. Ama hemen olmuyor. Hemen olmuyor maalesef. Mutlaka belli bir süreçler yaşanması gerekiyor. Ve bu süreçlerin de devamlılık haline getirilmesi gerekiyor. Evet, Avrupa'da Beşiktaş bu yıl önemli takımlarla oynadı. Onlardan bazıları yine Tatran Presov'du. Metalurg'la oynadınız. Yine Sporting Lisbon vardı. Portekiz gediklisi bir takım aynı zamanda. Yine baktığımız zaman da Danimarka takımı vardı. Silkeborg vardı. Bu grubu ve Avrupa'daki performansınızı bu yıl özelinde nasıl yorumlarsınız? Bu yıl maalesef ki grubumuzda 3 galibiyet alabildik. Daha başarılı olmak istedik ama sonuçta bazen 6 puan topla. Evet. Bazen hedeflerinize de ulaşamayabiliyorsunuz. İşte söylediğim sonuçlar vardı. Neydi bu sonuçlar? Sahaya çıkıyorsunuz. Eğer 5000 kişinin salonunda o atmosfer çok önemli. Sizin performansınıza %10, %20 etkiler. Baktığınız vakit zaten skor şeylerine baktığınız vakit de bir buradaki Silkeborg maçı hariç bütün takımlarla kafa kafaya oynayan bir Beşiktaş var. Avrupa'daki maçlara baktığınız vakit de çok daha farklı bir Beşiktaş var. Ha, şunu dersiniz, puan olarak baktığınız vakit yetersiz ama mücadele olarak ve orada bulunma baktığınız vakit de başarılı bir Beşiktaş var diyorum. Bundan sonraki hedefler nasıl olacak hocam? Ben takımen bireysel de soracağım çünkü artık şampiyonluğa alışılmış evet. Bir takım var. Ama bakın şampiyonluğa alışkınlık çok basite indirgeniyor bu. Evet. Bu gerçekten çok zor. Her sene aynı motivasyonu yakalamak, motivasyonu yakalamak ve bunu sürdürebilmek. Bu bizim için hakikaten gerçekten teknik evi geren, takımı geren bir süreç, pozisyon. Yani heyecanınızı dediğim gibi kaybetmemeniz lazım. Çalışma heyecanınızı kaybetmemeniz lazım. Yeniliklere açık olmanız lazım. Yenilikleri izlemeniz lazım. Bunlar çok önemli. Bizler de bunları yapıyoruz. Ve her sene bizim için yeni bir sayfa. Oyuncu seçimi de çok önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü az önce ifade ettiniz, motivasyon ve heyecanı korumak çok önemli. Ve üst üste 11. kez şampiyon olduktan sonra da açıkçası bu motivasyon ve heyecanı korumak çok kolay olmayabilir. Burada oyuncu seçimi noktasında da bu da bir etken mi? Tabii ki mutlaka. Birincisi demin Şampiyonlar Ligi'yle dedik. Özellikle yabancı oyuncularımızı Mart ayının, Nisan ayının ortalarına kadar transferlerimizi, bizim yapımıza uygun transferlerimizi tamamlıyoruz, bitirmeye çalışıyoruz. Türkiye'deki yine bizim yapımıza, bizim bakış tarzımıza uygun, biz de aynı hedeflere giden, başarı isteyen, başarının devamını isteyen sporcular var. Bunları takip ediyoruz ve kendi bünyemizi alarak hep beraber bir kap içerisinde yorulup bu istikrarı yakalıyoruz diyorum. Altyapılar nasıl? Altyapılarda da baktığımız vakit başarılı bir Beşiktaş handball takım var. Altyapılara baktığımız vakit takımımızda şu anda 3 tane oyuncu görev alıyor. 2 sağ kanat, 1 orta oyun kurucu ve sol kanat pozisyonunda olan bir genç oyuncumuz. Ve Türkiye Ligi'nde görev alan bir sürü genç oyuncumuz var. Çünkü Beşiktaş şimdi her oyuncumuzu da takıma motive etme şansımız yok. Sonuçta siz bir hedef takımsınız. Hedefiniz olan bir takım, amacınız olan yarışmacı bir takım. Evet, yarışmacı bir takım. Hem yetiştirmenin yanında hem şampiyon olmanızı hem Avrupa kupalarınızda başarılı olmanızı istiyor. Tabii ki bunun şeyinde baktığımız vakit peyderpey ara sıra gelen oyuncular var. Özellikle de bu sene sayıyı 3'e çıkardık. Tahmin ediyorum önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da artacaktır diye düşünüyorum. Handball'da tabii altyapıları sordum. Çünkü şu yüzden bir kültür oluşturması gerekiyor diye düşünüyorum ben handball kültürü. Evet, futbol konuşuluyor, basketbol konuşuluyor. Zaman zaman voleybol bile diğer branşlar olarak konuşuluyor ülkemizde. Ki voleybolda çok ciddi başarılar da var. Onu da ifade edelim. Handball kültürünü nasıl olur da bir adım ön plana çıkartırız? Biraz da ülke gündemine getirmeye başarırız. Tabii ki ilk gündemeye getirme bir mutlaka herkesin. Çok mu hayalcilik? Yok, hayır. Yani herkesin mutlaka bir hedefi olmalı. Bu hedefleri de herkesin derken bu herkesin hedefinde bir noktada hepimiz birleştirmek zorundayız. Yani bunu da sağlayacak olan federasyonumuzdur. Ama sadece federasyonun görevi de değil. Federasyon kendisi yap ama herkes oyuncu, antrenör elini taşın altına sokmak zorunda. Hatta seyirci, medya. Seyirci, herkes elini taşın altına sokmak zorunda. Bunun yanında mutlaka handball seçimini, oyuncu seçimini ilkokul yaşlarına indirmemiz lazım. Ufak yaşlara indirmemiz lazım. Yani genelde maalesef ki handball yani 2-3 takımın haricinde oyuncu seçimlerini ortaokuldan sonra gibi oluyor ki çocukların bu işi sevebilmesi için mutlaka ilkokul çağlarında bu çocukların eline alınıp işlenmesi, değerlendirilmesi, bu işten keyif alması haline getirilmeli ve ilkokuldan sonra devamını getirmesi gerekir. Ama
Türkiye'deki eğitim sisteminde maalesef ki eğitim çok önde olduğu için maalesef eğitim çok önde derken. Ya da öğrenciler spor eğitim konusunda hep ikilemde kalıyorlar. Birini tercih etmek zorunda kalıyorlar. Tabii ki aileler ister istemez de eğitimi seçmek zorundalar. Ama Avrupa'da baktığınız vakit olay şudur. Her çocuk mutlaka bir spor yapar, bir sporla ilgilenir. Ha, bu ilk, sadece 2 saatlik bir ders boyutunda değildir. Kulüp bazındadır, sokak bazındadır. Her yerde oynayabileceği, salonlarda oynayabileceği mutlaka oyun alanları mevcuttur. Bunları yönlendiren hocalar mevcuttur. Çünkü eğitimler 4'e 5'e kadar değil, saat 2, 2.30 dediğiniz vakit Avrupa'da biter. Ondan sonra mutlaka müzik, sanat, buna benzer eğitimler çocuklara ekstra olarak verilir. Çünkü üniversiteye gittiğiniz vakit size sosyal branşta ne yaptığınızı soruyorlar. Evet, ortada spor ortaya çıkıyor, kültür ortaya çıkıyor. Spor ve sanat çok önemli. Bunlar onlar için çok önemli. Mutlaka bu kültürün bizim toplumumuza yerleşmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, devam edeceğiz hocam ama kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Aradan sonra beraberiz. Spor 360'ta ikinci bölüme devam ediyoruz. Konuğumuz Müfit Arındı. İlk bölümde Beşiktaş Mogaz'ın şampiyonluğunu konuştuk, değerlendirdik. Şimdi telefon attığımızda milli takımlar antrenörümüz İlker Şentürk var. Hocam mutlu günler. Çok teşekkür ederim. Size de iyi günler, iyi yayınlar Müfit Hocama ve Sayın Berk Adana selamlar. Teşekkürler hocam. Tabii bir yandan da Avrupa Şampiyonası elemeleri var. Yunanistan'la iki kritik maça çıkacağız. Siz de antrenmandasınız bildiğim kadarıyla şu sıralar. Evet. Kamp atmosferini nasıl yorumlarsınız? Bir can sıkıcı bir olay yaşandı sanırım. Taner'in bir sakatlığı vardı. Nasıl aktarırsınız gelişmeleri? Evet, Taner'i maalesef son lig maçında bir pozisyondan dolayı yaşadığı sakatlık 20 gün oynayamayacağı haberi geldikten sonra. Gene listemiz olan Maniye Piyango'nu kalecisi Burak'ı kadromuza dahil ettik. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Çift antrenman şeklinde hazırlanıyoruz. Bunların arasında da devamlı Yunanistan takımının analizi yapıyoruz. Maçlarını televizyonda seyrediyoruz. Yunanistan'ı beynimize kazımaya çalışıyoruz. Hocam iki maçı kaybetmiştik maalesef. Hem İzlanda ve Makedonya. Şimdi iki kritik maç var Yunanistan mücadelesi. Bu takım üzerinde bir baskı unsuru yaratıyor mu? Oradaki atmosfer nasıl? Kesinlikle yaratmıyor. İki maçı da kazanmak amacıyla gidiyoruz. Biliyorsunuz gruplarında en iyi üçüncü olan dört takım da katılacak. Yani Yunanistan'la bir maçla yenilmemiz bile şansımızın devam etmesini anlamına geliyor. Ama biz iki maçı alıp burada Haziran'da Makedonya maçıyla 2020'ye adım atmak istiyoruz. Bir de Doruk'u soracağım. Doruk Pehlivan, o da şu anda kampta Pfeiffer's takımında transfer olmuştu geçtiğimiz yıl. Şimdi Polonya, Kielce takımına transfer oldu. Nasıl yorumlarsınız? Şöyle, Doruk şu an kampa katılmadı. Maçlarının bitmesini bekliyoruz. Zannediyorum yarın gelecek. Can da gene Hırvatistan'da oynayan oyuncumuz katılmadı. Vallahi Doruk yetenekli, çalışkan, zeki bir oyuncu. İstediği yere de geldi diye düşünüyorum. Ama şu aşamada bunun çok konuşulmasını antrenör olarak istemiyorum. Her şeyimizi biz Yunanistan'da kilitlendik şu an. Ve 14 Nisan pazar günde Eskişehir'de oynayacaksınız. Hem Eskişehirli taraftarlara salonu doldurması açısından hem de izleyenlere, ülkemizdeki vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Özellikle Eskişehir seyircisi handboldan çok iyi anlayan bir seyirci grubu. Belçika maçını orada oynamıştık. İlk yarısını 5 farklı mağlup bitirdiğimiz maçta ikinci yarı bize inanılmaz verdikleri destekle, Eskişehir bandosunun desteğiyle, seyircimizin tezahüratlarıyla maçı berabere bitirmiştik. Yine taraftarımızı maça bekliyoruz. Onların desteğiyle, onlarla beraber galibiyetle sahadan çıkmak istiyoruz. Hocam var mıdır sorunuz? Kendilerine başarılar diliyorum. Özellikle Yunanistan'daki maç onlar için çok önemli. Başardıklarında bilin ki Türk Handball takımı Avrupa Şampiyonası'na katılacaktır. Evet. Kendilerine tekrar başarılar diliyorum. Hocam çok teşekkürler. Başarılar sizlere. Sağ olun. Teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, İlker Şentürk telefon attığımızdaydı ve milli takımımızdaki gelişmeleri değerlendirdi. Burada Taner'in sakatlığı... Evet, Beykoz maçıyla bir maçımız vardı. İlk özellikle milli takım arasına girmeden evvel. Maalesef ki son 5 dakika içerisinde kasında bir sakatlık meydana geldi ki sporcu için şanssız bir sakatlık. Çünkü kasığın iyileşme süresi biraz daha uzun. Daha uzun.
Ama tabii ki Türk handbolünde hepsinin birbirini yeni dolduracak elemanlar mevcuttur. Tahmin ediyorum yerine gelen arkadaş da mutlaka aynı şekilde Taner'i ve takım arkadaşlarını en iyi şekilde destekleyecektir diye düşünüyorum. Tabii Doruk konusu da var. Yani evet. Doruk hem Can kafileye katılacaklar ama Doruk Pehlivan'ın çok genç yaşta önce Avusturya Pfeiffer takımına transfer olması sonrasında Polonya takımı ki çok önemli bir takım. Geçtiğimiz yıllarda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış bir takım. Kielce takımına transfer olması. Evet, evet. Bir handbolcu aileden çıkan bir evet, isim anne Doruk Pehlivan'ın handbolcu olan bir Zeki Pehlivan'a selam olsun. İki başarılı olsun sporcunun da. Başarılı bir evladı. Sanırım Zeki Pehlivan'la oynamış. Dönemimizde oynamışlığımız da var. Oğulları da evet, büyük başarı imza başarılı atıyor. Başarılı bir handbolcu. Ben şunu söylemek istiyorum. Başaracaktır çünkü çok istiyor. Çok çalışıyor. Çünkü anne babanın da sporculuk zamandaki disiplini bu şekildeydi. Zeki ve çalışkan bir çocuk. Ama hiçbir zaman hedefim budur, burada kalıyorum. Her zaman daha iyi olmak için çalıştığı vakit Doruk Avrupa'da gerçekten güzel yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Ülkemizde temsil edici olması çok güzel. Çünkü işte Polonya'ya transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Avusturya'daydı. Evet. Kendisini ispat eden bir isim. Hep ben bunu söylerim. Spor, kültür, sanat yumuşak bir siyasettir derim. Doruk'un oradaki başarısı da bizim sonuçta ülkemizin gurur kaynağı olacak. Biz de kendisiyle gurur duyacağız. Ülkemizin tanıtım açısından, ülkemizin en azından handbol spor bakış açısından bir örnek olacaktır. Özellikle demin de söylediğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'nin özellikle son 2 sezonundur. Dörtlü finalinde bulunan bir takım. Tam dönemini hatırlamıyorum. Bir ya da 2 sene evvel de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bir takım. Sanırım 2016-2017 diye hatırlıyorum. Evet, evet. Şey olabilir. Bu takımdan transfer gelmesi, bu takıma transfer olması gerçekten Doruk'un gelişime açık, önünün açık olduğunu gösteriyor. O da çalışmalarına devam ettiği müddetçe kendisi mutlaka o başarıyı yakalayacaktır. Evet. Biz de bunda gurur duyacağız. Tabii Şampiyonlar Ligi demişken geçtiğimiz yılda Beşiktaş Magazin çok ciddi bir galibiyeti vardı. O da deplasmanda Fransa'da Montpellier zaferiydi. Birçok kesin tarafından da Beşiktaş favori gösterilmiyordu. Evet, belki evet. De doğal olarak gösterilmiyordu ama Beşiktaş Magaz gitti. Fransa'da Montpellier'i mağlup etti. Şimdi tabii ki bu başarı başka bir kategoride, başka bir şeyde olsaydı Türk basınında çok farklı şey yapacak. Size teşekkür ediyorum bunu burada göz önüne çıkarmanızı. Geçen sene Şampiyonlar Ligi şampiyon takımını Fransa'daki 24 ya da 26 maçta yenilmiyor. Bu takımı Fransa'da yendik. Ve inanın Avrupa basını hariç, Avrupa'yı işin içerisine koyuyorum, basınımızda haber değeri bile olmadı. Ya şunu da tabii belki eleştirebiliriz bu anlamda ama hani Montpellier'in handboldaki gücünü de belki bilmiyor da olabilir şu an. Hani Montpellier takımı Paris'le beraber önemli takımlardan bir tanesi handbolda. Evet, evet. Fransız handbolünün, hatta Avrupa'nın Fransız handbolünün en iyi temsilcisi Nantes. Yani Fransız ve Alman ligine baktığınız vakit hakikaten Avrupa handbolünün önde giden takımlarıdır. Ama buralardaki demin ise yabancı oyuncu kuruluşu şey demiştim. İsveç, Norveç, Danimarka, İzlanda, Finlandiya burada yetişen bütün sporcuların en kalitelileri, genç olmayanları ve evet, istikbal veren bu sporcuların hepsi Fransa ve Almanya liglerinde. Bazıları da işte Polonya liginin özellikle birkaç takımında görev almakta. Yani dünyanın en iyi oyuncularının olduğu ligler diyebiliriz. Genelde Fransa, Almanya ve Polonya takımları yani Orta Avrupa ve Batı Avrupa'nın handball. Tabii bunun yanına şeyde koyabilirsiniz özellikle milli takımlarda. Evet. İsveç, Norveç, Danimarka'yı koyabilirsiniz. Zaten son şampiyon da Danimarka. Evet ve Avrupa Şampiyonası da 2020'de İsveç, Avusturya ve Norveç'te yapılacak. Üçlü evet, bir ülke orada bileşim var. Biraz milli takıma var. Evet, değinecek olursak tabii şanssız başladık aslında. 2'de 0'la başladık ama şimdi Yunanistan'la oynayacağız. Ya şimdi şöyle, demin de İlker Hoca'nın söylediği gibi bunu bir şanssızlık değil, bizim için bir uyarı olarak alalım. Çünkü grubun son takımı şeyden çıkarılacak. Evet. Puantajdan çıkarılacak. En iyi avantajı yakalayan 3. takım Avrupa Şampiyonası'na katılma şansı. Yani yeni bir başlangıç. Ve herkes teknik ekipte, oyuncular da bunu çok istiyorlar. Çünkü takımımızdan da 4-5 sporcu milli takımda görev oluyor. Diğer çevremizdeki sporcularla da diyalogdan uzak çok istiyorlar. İsteyen bir takım mutlaka başarıyı yakalayacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii siz Serkay'la da oynarken çok ciddi bir tecrübeniz oldu. Eskişehir'de oynanacak mücadele değerli izleyenler. 14 Nisan'da pazar günü oynanacak. Eskişehir'in de avantajı var. Şöyle, seyirci anlamında. Seyirci hakikaten potansiyeli yüksek. Artı bu seyirci handbolü bilen seyirci. Evet. Yani handbolü bilerek seyrediyor. Futbolda da hatırlarsanız. Evet, evet. Son evet. Maçta, yani özellikle Eskişehir'in spor kültürü çok farklı. Evet, Eskişehir'de oynamıştık ve çok ciddi bir önemli galibiyet elde etmiştik futbolda. Dileriz aynı başarı da handbolda gelir ki az önce hocamız örneğini verdi. Belçika
maçında geriden gelip kazandığımızda tabii ki. Yani, anlar oldu. Yani sporcularımız şunu öğrendi Şampiyonlar Ligi'nde oynayarak Beşiktaş ve diğer ekiplerle Avrupa Kupalarında oynayan. Yani çalışıldığı vakit, istenildiği vakit başarılmayacak bir hedef değil. Başarılar tüm kretmonuna çok artılar getirecektir. Ben de bu teknik ekibin ve kadronun bu başarıyı yakalayacağına inanıyorum. Ve kendilerine tekrar başarılar diliyorum. Başarmak istemek başarmanın yarısıdır derler. Bu takım gerçekten istiyor. Başaracağına da inanıyorum. Evet, hem milli takım hem de Beşiktaş Mogaz'ı değerlendirdik. Hocam, var mı direktlemek istediğiniz, bizim atladığımız, sizin ifade etmek istediğiniz buradan... Beşiktaş taraftarında bir isterseniz parantez açalım. Şöyle, evet. Güzel bir camiamız var. Bizi takip eden bir camiamız var. Özellikle sosyal medya ama bu sosyal medyanın yanında özellikle salonlarda da daha çok bulunurlarsa, daha çok desteklerlerse özellikle Avrupa maçlarında çok farklı bir Beşiktaş olacaktır. Çünkü seyirci demek oyunun alkışlanması, takdir edilmesi demektir. Performansı %10-20 artıracaktır. Seyirciler sadece galibiyeti alkışlamasınlar. O ligde mücadele eden, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'a her harekâda, her şekilde desteklesinler. Size de şöyle teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için, bize anlatma fırsatı verdiğiniz için, handball'den bahsettiğiniz için, handball'e bir artı koyduğunuz için. Keşke daha fazla bahsedebilsek. Biliyorum. mutlaka da bahsedeceksiniz. Bu da başarılarla gelecek diye umuyorum. Sizlere de bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkürler. Spor 360'da bugün Beşiktaş Mogaz antrenörü Müftü Arın'la beraberdik. Diğer programlarda görüşmek üzere değerli izleyenler. Şimdilik hoşçakalın.